Bu terabantlarla işte Allah koptu abi. Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tenis çantamda neler var? Daha doğrusu bir tenisçinin çantasının içinde neler olmalı adlı bir video hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu neden hazırlamak istedim? Çünkü bazı genç oyuncularda, işte küçük oyuncularımızda, hatta profesyonelliğe adım atmak üzere olan genç oyuncularımızda dahi bazı ekipmanların eksikliğini fark ediyorum. Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Evet, şimdi gelin hep birlikte benim çantamda neler var bir bakalım. Tabii ki bir tenis raketi. Yani olmazsa olmaz, zaten tenis raketsiz maça çıkmayacaksınız değil mi? Yani Yonex V-Core 98'imi buraya koyarım. Ondan sonra arkadaşlar, bir tane çantanızda havlu bulunsun. Havlu çok önemli. Oyuncularda havlu olmadığını görüyorum. Havlu bir ritüelin parçasıdır. Antrenmanlarınızda da havluyu lütfen kullanın. Puan aralarında, antrenman puanlarında havlunuza gidin. Hatta ben böyle büyük plaj havlusu kullanıyorum. Böyle küçük el havluları da olabilir ama ben büyük bir havlu öneriyorum. Daha vücudumu sarıp sarmalıyor. Antrenmandan sonra işte üşütmemek için vesaire. Havlu, raket. Arkadaşlar, mandalina veya muz. Bu da olur. Muzu da yiyebilirsiniz. Mandalina da size enerji verebilir. Puan aralarında, change'lerde biraz böyle size hem glikoz ihtiyacınızı karşılar hem de size enerji verir. Muz da öneriyoruz. Potasyumu da muzdan alırsınız. Yani muz veya mandalina bulunsun çantanızda. Güzelmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne varmış çantamda. Bir matara. Su mataranız bulunsun. Yani bu, hani sürekli pet şişe tüketmektense suyu doldurun bu mataranın içine. Su. Suyunuz, ekstra suyunuz bulunsun. Su alımı çok önemli arkadaşlar. Lütfen dehidrasyon yaşamayın. Sonra terabant arkadaşlar. Bu terabantlarla işte Allah koptu abi. İnanılmaz bir şey. Allah. Bu kopar mı acaba? Aa, çürümüş oğlum bu. Nasıl ya? Peki şöyle yapayım. Evet, bu çürümüş arkadaşlar. Peki. Bir tane terabant bulunsun arkadaşlar. Bu terabant egzersizlerini yapın. Bununla ilgili esasında bir video ayrıca bir hazırlamam gerekiyor. Hani antrenman öncesinde, maç öncesinde nasıl egzersizler olacağı bu videonun konusu değil. İlerleyen videoların konusu olacak. İşte ben bunları gösteririm. Terabant çok önemli. Terabantınız bulunsun. Sonra böyle bir yine alet, terabant yerine geçebilir. Rezistans bantları. İşte bunları bir yere takarsınız. İşte forehand, işte backhand yardımcı partneriniz varsa, antrenörünüz varsa o diğer taraftan tutar. Siz çift tel çalışırsınız. Bunları tekrar göstereceğim dediğim gibi. Bunlar ilerleyen videoların konusu olacak. Arkadaşlar, tişört. Yedek tişört. Lütfen çantanızda olabildiğince çok tişört olsun. Tamam mı? Birçok tişört değiştirin. Antrenmandan sonra lütfen tişört değiştirmemezlik yapmayın. Terli terli arabaya, eve gitmeyin. Üşütmeyin bu soğuk havalarda. Lütfen tişört olsun, kuru tişört. Başka çantamda ne var? Foam roll var. Bu foam roll arkadaşlar
sizin toparlanmanızı güçlendirecek yer egzersizlerinin olmazsa olmazı. Kaslarınızı böyle yoğurun bunlarla. Bunlarla da ilgili bir video gelecek. Egzersizler nelerdir, ne yapılmalıdır? Bunlarla ilgili de bir video hazırlayacağım. Bu da çantanızın yanında olsun. Lütfen her oyuncunun birer tane sahip olması gerekiyor. Sonra arkamda bir yerlerde, bu da matım. Bunu da seriyorsunuz. Böyle. Kataflam ilaç. Bu bir ilaç reklamı değil arkadaşlar. Kataflam hapını ben yıllardır kullanıyorum ve her tenisçinin çantasında birer tane bence bulunması gerekiyor. 50 mg kaplı tablet, diklofenak potasyum içeriyor. Tabii yine doktorunuza danışarak kullanın ama bu ödem alıcı bir özelliği var. İşte bizim ağrılarımızı, sızılarımızı anlık olarak maç içerisinde veya maçımızdan önce ağrılarımız varsa iyi bir ağrı kesici olduğunu düşünüyorum. Ben yıllardır kullanıyorum. Voltaren hap da kullanabilirsiniz. Yani maalesef biz ağrılarla yaşamak zorundayız. Sezon uzun biliyorsunuz teniste. Bunlarla dost olmalıyız. Çok ağrı kesici ilaçları önermiyorum ama hani cebinizde bulunsun. Acil durumlarda birer tane yemeklerden sonra atarsınız ağzınıza. Yine prospektüs dahilinde okuyun tabii. Şu anda yok ama ben her zaman turnuva kendim oynadığım zaman bir bantlar olması gerekiyor. Beyaz bandajlar, işte nasırlarınızı kapatacak veya stoplama açılmalar olursa o yara bandı, teypler mutlaka olması gerekiyor. Onun dışında genel hatlarıyla bunlar arkadaşlar. Bir tenisçinin çantasının içinde tabii grip, yani fazladan grip. Çünkü maç içerisinde vıcık vıcık olabilir o gripler. Değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Kordaj çok önemli. Kordajlar tekli veya rulo halinde satılıyor. Kordajınız da olsun. Ola ki maç içerisinde patladı raketiniz. Efendim? Ha, yedek raket. Ya raket işte. Yedek raket diyor Serkan hocam. Tamam, yedek raket doğru. Bunun yanında antrenmanlarımızdan ve maçlarımızdan sonra terlik arkadaşlar mutlaka önemli. Flip flop olabilir, crocs olabilir, ne giyiyorsanız giyin ama ayaklarınızı havalandırın. Su toplamalarına karşı lütfen ayaklarınızın bakımına önem verin. Yedek çoraptan bahsetmiyorum tabii, iç çamaşırı, yedek iç çamaşırı, yedek şort, onları komple zaten hani tişörtle beraber her birinin temizlerinden olması gerekiyor. Koşu ayakkabısı, yani yürüyüş ayakkabısı, koşu ayakkabısı, şapka, bunlar hatta sunscreen, ne deniyordu buna unuttum, güneş kremi ya. Güneş kremi lütfen 50 plus faktör, çünkü güneş altında oynuyoruz. Lütfen göz altlarınıza sürün, yüzünüze sürün, kollarınızın açık yerlerine sürün. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu altta gördüğünüz kırmızı butondan kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi aklınıza takılan, işte hocam bu da olur, benim çantamda bu da var sizin söylemediğiniz diyenler olabilir. Lütfen onları da yazın, bilmek isterim. Onun dışında başka aklıma gelmiyor. Bunlar benim ana hatlarıyla size tavsiye edebileceğim, çantanızda bunlar olsun arkadaşlar diyebileceğim gereçler, araçlar. Dediğim gibi bunlarla ilgili özellikle mat ve foam roll egzersizleriyle ilgili ayrı bir video yapacağım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Maskenizi takın. Temizlik, mesafe kurallarına uyalım lütfen. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarı çıkmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın dediğim gibi. Tenisle kalın. Göcek'ten şimdilik herkese iyi akşamlar. Muzu mu yedin abi? Muzu mu yedi adam? Ne güzel muzum vardı. Başka ne unuttuk? Ne olması gerekiyor? Bende bunlar var. Ben bunlarla geziyorum. Evet, başka söylemediğimiz şeyler var mı? Akıyor mu şu an video hala? Aksın. Evet, doğum günü çocuğu. Çok ses yaptınız ya. Dön abi Serkan hocam. Şimdi bunlar benim kulübümün üyeleri. Şero, Şerif Emre Arsal. Bizim kulübümüzün üyesi. Gerçekten adam bir tenis sevdalısı. Gecenin bu vaktinde, bu soğukta oynuyor. Sabah erken, gece geç. Balıkçı Melike'nin oğludur kendisi. Balık restoranları var abi, mükemmel yani. Adam Göcek'in bence bir numaralı balık restoranı.
Mehmet Kalkan da orada. Evet. Bonus kafa. O da orada.